Sayın seyirciler, yayınımızda Profesör Doktor Zafer Akçı var. Jeofizik mühendisi kendisi. Hem dün akşam gerçekleşen Hatay'daki depremleri konuşacağız hem de bölgedeki son durumu değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz ve geçmiş olsun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Şimdi sizin gibi hemen hemen bütün kıymetli hocalarımız zaten o ilk büyük afet sonrasında Hatay ve Adana havzasına dikkat çekmişti. Ve hocalar burada da bir deprem bekliyoruz stres transferi sebebiyle demişti. Artık o stres sizce bitti mi? Yoksa Adana için, Kıbrıs için ve Malatya için hala risk devam ediyor mu? Ve artçılar da devam eder mi diye sorayım. Şimdi zaten bu depremlerin biliyorsunuz artçıları devam ediyor. Yalnız olay biraz biliyorsunuz karışık başladı. Önce bir deprem ki bayağı büyük bir depremdi. İkinci deprem tahmin edilen bir deprem değildi. Yani o hayatta kırıldı ama bunun geleceği şüpheliydi. Bir ikinci hesapsız deprem oldu. Bütün fikirleri ve düşünceleri bana göre biraz da alt üst etti. Çünkü biz daha birinci depremin kayıtlarını ve arazi çalışmalarını tamamlayamadan ikinci geldi. Onun için de şimdi tam anlamıyla bir şey söylemek belki doğru değil. Ama arkasından geldi, şimdi güneye doğru gitti. Hatay'ı kırdı ve şimdi güney ve güneybatıya, yani Ölüdeniz payı bizim güneyimize ve Kıbrıs ve Adana tarafına doğru veya Antalya tarafına doğru gitmesi bekleniyor ya da kuzeye doğru gitmesi. Şimdi hepsini bir olasılık dahilinde, ancak aşağı yukarı bölge 500 yıldan bu yana kırılmadığı için büyük bir enerjinin birikimi de kesin. Üstelik de Doğu Anadolu fay hattı aynı zamanda bir levha sınırı. Şimdi her zaman nasıl davranacağını da kestirmemiz biraz zor oluyor. Şu anda yapacağımız şeyler tahminden öteye gitmiyor. Olmamasını diliyoruz. Ama deprem gelişi güzel bir olay olduğu için ve henüz de enerjisini ne kadar boşaltabildiğini saptayamadığımız için şimdi buraya gider, oraya gider demek zor ama tedbirli olmak da bana göre yarar var. Peki hocam, şimdi 7.8, 7.6 üstüne bu 6.4, 5.8, tüm bunlardan sonra şu an arazide yapılan çalışmalarla stresin en azından ne tarafa doğru transfer edildiği ya da ne kadar enerji kaldığı, bunları da mı ölçümleyemiyoruz? Şöyle ölçümleyemiyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz jeofizikler depremleri sismogram kayıtlarından, yani gelen deprem dalgalarından yararlanarak değerlendirebiliyoruz. Şimdi deprem sırası tamam. Deprem öncesine deniyoruz bu şartlarda. Öncülleri biliyorsunuz ancak depremlerden sonra ayırt edebiliyoruz. Şu anda daha öncülleri ayırt etme şansına sahip değiliz. Bir de depremden sonra gelen artçı dalgaları göz önüne alıyoruz. Bütün bunların değerlendirilmesi o kadar kısa bir süreye, hele böyle karmaşık bir olayda olanaklı gözükmüyor. Biz bu değerlendirmeleri tamamlayıp, ki arkadaşlarımız sismologlar bu konularda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Arazi gözlemleri, jeofizikler ve jeologların birlikte yapacağı arazi gözlemleri ki aşağı yukarı 8 metrelik bir yer değişiminden bahsediyor. Bütün bunların tabii tam olarak saptanması lazım. Şu anda yaklaşık değerler bütün bunlar. Kesin sonuçlar değil. Bunlar toparlanmadan da bölge hakkındaki stres hakkında tam anlamıyla bir şey söylemek bana biraz güç geliyor. Peki ama en azından şunu söyleyebiliyoruz değil mi hocam? Güneye doğru ilerlerse Adana havzası ve hatta Kıbrıs, kuzeye doğru giderse de Malatya Nazilli bölgesi şu an için risk altında diyebiliriz anladığım kadarıyla. Maalesef diyebiliriz. Dediğim gibi daha henüz tam anlamıyla çözemediğimiz için tetikte olmamız bölgeler ve lokasyonlar buralar. Onun için buralarda şimdiden öncü önlemleri almakta, dikkatli olmakta yarar var. Hocam bir de dediniz ki ikinci depremi beklemiyorduk. 6.4'ten sonra 5.8'i mi kastettiniz? Hayır, 7.7 ile arkaya oluyor. Aynı gün olan iki depremi kastettim. Hatta ünlü Fransız Le Pichon da aynı şeyi söyledi. Bu da dünyada hemen hemen belki ilklerden biri ve literatüre girecek. Bu kadar büyük boşalımlar yıllarca Türkiye'yi inceleme alanına getirecek bir laboratuvar haline gelmiş durumdayız şu anda deprem açısından bütün dünya gözünde. Çünkü orada da benim de şu dikkatimi çekti siz söylerken 7.10'da 8, 7.10'da 6 oldu. Burada da 6.4, hemen akabinde 5.10'da 8 oldu. Hani böyle benzerlik gösteriyor diyebilir miyiz?
Yani şimdi bir benzerlik gösteriyorum ama ben size burada başka bir örnek vermek istiyorum. Hani deprem gelişi güzel, yanıltıcı ve kaotik bir olay diyoruz ya. Hı hı. Şimdi 99 depremini hatırlayalım. Normal ölçülerde Kuzey Anadolu fayının önce Düzce'yi kırması gerekiyordu. Geldi Gölcük'ü kırdı. Arkasından da hesapsız bir şekilde döndü. 12 Kasım'da Düzce'yi kırdı. Şimdi benzer bir olayı da Erzincan depreminde yaşadık. 939'da Erzincan'ı yerle bir etti. Bayağı büyük bir enerji boşalttı. Batı'ya geldi 70'li yıllara Sakarya depremine kadar. Sonra 91'de bir şaşırdı, bir daha Erzincan'ı kırdı. Yani dediğim gibi faylar da maalesef biz ne kadar incelersek inceleyelim bazen gelişi güzel davranabiliyorlar. Bunun için de ama risk bölgeleri 3 aşağı 5 yukarı belli olduğuna göre faylar ne şekilde davranmışsa davransın bir kere bunlarla ve bunların üreteceği depremlerle yaşamak zorundayız. Artık bu bilince ermiş olmamız gerekir. O zaman da ne yapmamız lazım? Hep söylenen tek şey, final sonuca geliyoruz. Önce bir kere depremlerde de binamızdan korkmayacağız. Tabii burada sadece bina değil, zemin koşullarımız da devreye girecek. Uygun zemine, uygun bina yapıp kat edetlerini yerine göre iyi ayarlayabilirsek depremlerden en az zararlı kurtuluruz. Aynı Japonya örneğinde veya Amerika'daki San Francisco örneğinde olduğu gibi. Çünkü biliyorsunuz Amerika'daki San Andreas fayı batısındaki aynı bizim Kuzey Anadolu fayıyla aynı karakteri gösteren bir fay. Ama şimdi oralarda bir deprem olduğu zaman bir iki kişilik can kaybıyla kurtarabiliyorlar. Biz onlar yapıyor da biz niye yapmayalım? Hocam bir de dün akşam ilk başta tsunami uyarısı da yapıldı. Sonrasında tehlike geçti denildi. Bu bölgede diyelim ki güneye doğru giderse fay kırığı, Adana Havzası'nı vurursa ve işte Kıbrıs'ı da etkileyecek bir depremde tsunami riskiyle de karşı karşıya mıyız? Şimdi burada tabii şu olay devreye giriyor. Fayın kırılma boyutlarına bağlı bir olay. Az kırılırsa böyle bir risk az olur, çok kırılırsa böyle bir risk fazla olur. Bu arada mesela ben başka bir ekleme yapmak istiyorum. Biz hep, bütün hepimiz milattan sonraki depremlere bakarak, oradaki kayıtlardan yararlanarak bugünü yorumlamaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı da belli bir oranda isabet kaydediyoruz. Ancak şöyle bir olay var. Galiba biz artık milattan sonra sıfırdan değil, milattan önceye gidip özellikle arkeolojik kazılardan çıkan kat buluntularını göz önüne alırsak, yani biraz 1000 yıl, 2000, 3000 yıl geriye. Çünkü o tür arkeolojik kazılar bize medeniyet katları ve onların nasıl yıkıldıkları hakkında da bilgi veriyor. Ve bunu şimdi Amerikalı bilim uzmanları da söylemeye başladı. Artık 1000 yıllık bir periyottan vazgeçip, daha doğrusu 1000 yılı zaten izleyeceğiz ama biraz daha gerilere gidip depremleri daha doğru kestirmeye doğru adım atmamız lazım diye düşünüyorum diğer önlemlerin yanında. Tsunami için? Tsunami dediğim gibi o fayın kırılma boyutlarına bağlı. Şimdi mesela belki böyle 5-5,5 altlarda kırılırsa bir tsunami yaratacağını düşünmem. Bu benim yalnız şahsi fikrim. Ama 7-10'da 7, 7-10'da 8, 7,5 olursa onun için bir şey söylemek çok güç. Ama tetikte olmakta yarar var. Bir de hocam tsunami demişken denizden çekilmeler oluyor deprem sırasında. Bu deprem riskini mi gösteriyor? Bir ilişkisi var mıdır? Bugüne kadar bunun kanıtlanmış kesin bir ilişkisi yok. Birçok depremden sonra benzer olayları, örneğin biz İzmir'de 2005 Seferisar depremlerinde de bunu yaşadık. Ama henüz direkt bir ilişki kurulabilmiş durumda değil. Biliyorsunuz birçok yaklaşımlar var. Hava koşullarını gündeme getirenler var. Bulutların hareketlerini gündeme getirenler var. Ama deniz koşullarında da dediğim gibi henüz direkt bir ilişki, bir bağlantı kurulabilmiş değil. Hocam bir de hava koşulları demişken kısaca şunu da sorayım. Hatta bununla alakalı arkadaşlarımız haber de hazırlamışlardı. Depremler sonrasında gökyüzünde bir ışık beliriyor. Şimdi şöyle, gökyüzünde değil aslında o ışık beliriyorsa genelde, ki bunu Kocaeli depreminde de birçok kişi tarafından duyduk. Buradaki birinci depremlerden de duyuldu. Olasılıkla bu da bir tahmin ama hemen yüzeye yakın mineraller, yani kayaçlar oluşturan mineraller kendi işlerinde aynı bir pil gibi kutuplaşabiliyorlar sürtünmeden dolayı. Bu sürtünme sonucu kızgınlıkla da bu tür bir ışığın çıkması çok olağan dışı değil. Anladım. Hocam katıldığınız için, katkılarınız için teşekkür ederiz. Sizin aracılığınızla buradan bizler de bir kere daha bölgede artçıların devam edeceğinin altını çizelim ki dün enkazda kalanlar biliyorsunuz ki hasarlı, evet, binalardan eşyalarını çıkarmaya çalışanlardı. Kesinlikle.
Kesinlikle bir kere hasarlı, hatta ben biraz daha ileri gideyim. İlgililerden girin şeysi, komutu gelmediği sürece sağlam binalara da girmeyin. Çünkü şu anda sağlam gözle sağlam bina, az hasarlı bina ayrımını yapmak çok güç bir olay. Onun için de bence ta ki bu araştırmalar tamamlanana kadar lütfen binalara girmeyin diyeceğim, ama halk hava koşulları dolayısıyla da daha fazla ileri gidemiyorum, ama bizimki sadece bir öneri, ama onların can sağlığı açısından da önemli bir öneri. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Katıldığınız için, katkılarınız için teşekkür ederiz. Profesör Doktor Zafer Akçığ bizlerleydi, jeofizik mühendisi.